Merhabalar, ben Doçent Doktor Selçuk Topal, bir astrofizikçiyim. Uzmanlık alanım galaksilerin evrimi ve galaksilerde yıldız oluşum bölgelerinin fiziksel analizi. Bunun yanı sıra ülkemin her yerinde her yaştan insana uzayın önemi ve insanlığın geleceği için neden önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. O halde aklınızdaki ilk soruyla başlayabiliriz. Uzay çalışmalarında yakın gelecekte bizi neler bekliyor? Uzay çalışmalarına baktığımızda özellikle 21. yüzyılla birlikte özel şirketlerin uzay yarışında ciddi bir yer sahibi olduğunu görüyoruz. Bugünlerde bizim tabii sosyal medyada gördüğümüz en önemli konu uzay turizmi. Artık biliyorsunuz alçak yörünge uçuşları ve yörüngedeki dünya etrafındaki yörüngede dolanan uzay istasyonu sayısında bir artış söz konusu. Biliyorsunuz artık dünya etrafında dolanan iki tane uzay istasyonu var. Biri Uluslararası Uzay İstasyonu, diğeri ise Çin'in kendine ait uzay istasyonu. Ve biz önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde başka şirketlerin, başka ülkelerin de dünya etrafında uzay istasyonları yaptığını göreceğiz. Ve bu uzay istasyonlarının asıl amacı aslında bir nevi yörünge oteli olacak. Yani uzay turizmi son hızla ilerliyor. Tabii ki 2050'lere kadar bizim en çok konuşacağımız gök cismi dünyanın biliyorsunuz bir tane doğal uydusu var, adı Ay. Ay'a yumuşak iniş sayısında ciddi artış göreceğiz. Biliyorsunuz ilk yumuşak iniş 1966 yılında Rusya tarafından gerçekleştirildi. Birkaç ay sonra bunu ABD başardı ve 2013 yılında Çin bunu başaran üçüncü ülke oldu. 2023 yılında Hindistan ve 2024 yılında Japonya bunu başardı. Biliyorsunuz ülkemizin de sert iniş denemesi gerçekleşecek birkaç yıl içerisinde ve 2030'lara kadar yumuşak iniş denemesi gerçekleştirebiliriz. Böyle bir olasılık var. Diğer yandan 1969 ve 1972 yılları arasında gerçekleşen Apollo görevlerinden sonra biliyorsunuz 6 görev Ay'a yumuşak iniş yapmayı başarmıştı. Biz 2030'lara kadar Ay'da tekrar insanların yürüdüğünü göreceğiz Artemis projesi kapsamında. Bunun dışında uzay hukuku anlamında ciddi sorunlar ortaya çıkacağı benziyor. Çünkü birçok ülke uzay gücü adı altında kendi askeri yapılanmalarının altında belli unsurlar oluşturdular. Ve artık uzay bir nevi silahlanmanın da yeni adresi olma yolunda ilerliyor. Ve 1967 yılında imzalanan Dış Uzay Antlaşması delinecek gibi görünüyor. O nedenle hem ay üzerinde kurulacak tesisler göreceğiz hem de dünya etrafında dolanan değişik silahlar da görebiliriz. Yani dünya bir anlamda o yöne doğru gidiyor. Diğer önemli gündem maddesi ise uzayda Mars olacak. Biliyorsunuz Mars'ta yaşanabilir alanlar kurmayı hedefliyor insanlık. Bunu neden yapıyor? Bunu yaparken yani normal insanı ilgilendiren şey bazı özel şirketler veya uzay ajansları Mars'a gitmeye çalışırken o esnada geliştirilen teknolojileri biz günlük yaşantımızda kullanıyoruz. Biliyorsunuz iklim krizi denilen bir gerçeklik var. İklim kriziyle mücadele edecekseniz ona yönelik çözümler aslında uzay çalışmalarının hedeflerinden biri. Yani Mars'a gitmeye çalışırken aslında sadece Mars'a gitmeye çalışmıyoruz. Daha verimli enerji üretim yöntemleri keşfetmeye çalışıyoruz, icat etmeye çalışıyoruz. Veya Mars gibi %90'ı karbondioksitle dolu, %90-95'i karbondioksitle dolu bir gezegende yaşanabilir alanlar kurarsanız dünyada da bunu başarabilirsiniz. Dünya da bir gün ciddi iklimsel değişimlere maruz kalacak. Ve öyle görünüyor ki insanlık bu süreci hızlandırıyor. Bu bölümde 2050 yılına kadar uzayda gerçekleşmesi beklenen önemli başlıklardan bahsettim. Bir sonraki soruyla birlikte başka konulardan bahsedeceğim.